Merhaba değerli arkadaşlar. Hexa Desimal Sayı Sistemi ile alakalı bir tane soru sorulmuş. Ve 16 sembolden oluştuğunu ilk 10 tanesinin rakam 6 tanesinin de rakam e, sembol olduğunu, şey bu sembollerin de alfabenin büyük harfleri olduğunu söylemiş. Yani 9'a kadar yazdınız. A, B, C, D, E, F. Bunları da 10 11 12 13 14 diye değer vereceksiniz arkadaşlar. O halde burada soruda B'yi kullanmış, bir de C'yi kullanmış. O halde B ve C'yi bilirsem yeterli olacaktır arkadaşlar. B ve C hangi değerleri alacak? A 10'du. B 11'dir. C arkadaşlar 12'dir. Gerisine gerek yok çünkü kullanmamış soruda. Şimdi örneği de açıklamış aslında. Nasıl yapacaksınız? 16'lık sayı sistemi gibi düşünün. Biz onluk sayı sisteminde mesela 123'ü nasıl çözümlüyorduk? 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 12, 10 üzeri 2 ile çarpıyorduk. Yani 10 üzeri 2 yüzler basamağı. 10 üzeri 1 onlar basamağı. 10 üzeri 0 birler basamağı. Burada da aynı şeyi yapacağız. 16 tabanı gibi düşüneceğiz. 16'lık sayı sistemi gibi düşüneceksiniz. O halde şöyle diyelim. 16 üzeri 0 3'ü çarpmış. 16 üzeri 1'i B ile çarpmış. 16 üzeri 2 ile 4'ü çarpmış. Ben de 13C'yi hesaplayacağım. Bakın 13C'yi nasıl hesaplayacağım. 16 üzeri 0 ile çarptığım C'yi 16 üzeri 1 ile çarptım. 16 üzeri 2 ile çarptınız arkadaşlar. Yani 16'nın karesi 256. Kaç ile çarpacaksınız? 1 ile artı. 1 yazmasanız da olur. 16 üzeri 1 demek 16'dır. 3 ile çarptınız 48. Arkadaşlar C kaçtı? 16 üzeri 0 1 demek zaten. 1 çarpı C C'dir. Buraya C yazacağım. C'nin kaç olduğunu söylemiştim. A 10'du. B 11'dir. C 12'dir. 12'yi de yazdığımız zaman buradan cevap arkadaşlar topladınız. 48 12 ile topladınız. 60 60'ı 256 ile topladınız. Cevabınız 316 olarak bulunacak arkadaşlar. Sorumuzun çözümü bu kadar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.